sormuş. Demiş ki Emre Bey'e sorabilir misiniz rica etsem, Kadir Gecesi'ni arayalım mı? Yoksa sadece bir defaya mahsus bir gündü ve gelip geçti mi? Şimdi Ramazan'ın son bir haftasında gizlidir değil mi Kadir Gecesi? Öyle biliyoruz. Ben yanlış biliyor olabilir miyim? Şimdi Kadir Gecesi Kur'an'ın indirildiği gece. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece ve Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğunu biliyoruz Kur'an'dan. Ama o bir geceydi. Yani Kur'an'ın indirildiği geceydi Kadir Gecesi. Şimdi tabii daha sonradan Kur'an'ın indirildiği geceyi Ramazan boyunca insanlar hangi gece diye aramışlar. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Ama şu var bazı rivayetlerde, işte son 10 gecede aranması ile ilgili, işte son 10 gecenin tek gecelerinde aranması ile ilgili ya da 27. gece şeklinde, 25. gece, 27. gece şeklinde farklı rivayet daha var. Bir rivayet daha var. Orada da tüm gecelerde arayın diyor. Her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşayın. Evet, her gece Kadir Gecesi gibi. Aslında şimdi en mantıklısı da o aslında herhalde, değil mi? Şimdi burada esas olarak şey şu. Hep baştan da söyledik ya, din samimiyettir. Yani insan ibadetini içten bir şekilde yerine getirmelidir. Şimdi Ramazan, Kur'an'ın vahyedildiği ay ve oruç gibi muhteşem bir ibadetin yerine getirdiği bir ay olduğu için gerçekten bu açıdan diğer aylara göre bir özelliği var. Ama Ramazan'ın bu özelliği aslında Ramazan'daki kazanımlarımızı Ramazan dışındaki diğer 11 ayda da devam ettirmemiz için var. Yani bizim Ramazan'ın her gecesini bu anlamda Kadir Gecesi, Kur'an'ın vahyedildiği gece olarak bilip kendimizi ona göre düzenlememiz lazım. Yani genelde ne oluyor mesela? Hani şimdi pandemiden dolayı böyle bir imkan yok ama genelde o Kadir Gecesi olarak kabul edilen 27. gecede insanlar camilere akın ediyorlar. Evet, Kadir Gecesi. Dolup taşıyor camiler. O bir geceye indirgeniyor. O bir gecede insanlar arınacaklarını, günahlarından kurtulacaklarını... Ya da bütün Ramazan oruç tutmayı bugün tutuyorlar. ...düşünüyorlar. Tabii birçok uygulama var bununla ilgili. Bu çok doğru bir anlayış değil. Tabii o gecede de ibadet... Yani ne yapsın adam, ibadet ediyorsa bu da güzel bir şey yani. İbadet etmeyi, boş duracağını ibadet etsin tabii ki. O anlamda bir kimsenin problemi yok ama... Yani o geceye indirgeyip o gecede ibadet edince her şeyden kurtulacağımızı, arınacağımızı falan düşünmemiz çok doğru bir mantık değil. Yani mümkünse onu her gecede aramaktır esas olan şey. Şimdi ilginç bir soru var.